Merhaba Webtekno takipçileri, bu videomuzda sizlerle birlikte MSI'nin hem iş hem de oyun odaklı dizüstü bilgisayarı MSI Summit E15'e yakından bakıyoruz. Videomuzu MSI sponsorluğunda çekiyoruz arkadaşlar. Geçtiğimiz günlerde sizlere oldukça ince, hatta dünyanın en ince dizüstü bilgisayarı olan Stealth 15M modelini göstermiştik. Burada işler biraz değişiyor arkadaşlar. Summit E15 o bilgisayardan bazı özellikleriyle olayları farklılaştırıyor. Şimdi şunu söyleyelim, bu bilgisayarımız tamamen iş ve üretkenlik odaklı ama tabii ki oyun da oynatabiliyor. Tamam, oyun kısmına zaten bakacağız, ancak bu iş meselesi neymiş, gelin oradan başlayalım. 15.6 inçlik 1920x1080 çözünürlüklü IPS seviyesinde bir ekran bizleri karşılıyor. Ekranımızın tazeleme hızı 60'a. Çerçevelerimiz gördüğünüz gibi zaten sizin de oldukça ince ve ekranla birlikte baktığımız zaman oldukça şık durduğunu söyleyebilirim. Ekranın bir güzel yanında yine dokunmatik olması. Yani bildiğiniz tablet gibi kullanabiliyorsunuz. Birden fazla parmağı da hatta destekliyor. Şöyle iki defa tıklayarak vesaire bildiğiniz tablet modunda kullanabiliyorsunuz kendini. Hele bir de şöyle bir olay var. Ona değinmeden şunu göstereceğim. Tek parmakla açılıyor mu açılmıyor mu diye. Bilgisayarımız gördüğünüz gibi tek parmakla oldukça rahat bir şekilde açılıyor. Açılmakla kalmıyor. Bir de şöyle bir şey var arkadaşlar. Masa başında toplantılar için dizayn edilmiş. Bunu açtıkça böyle açabiliyorsunuz en arkaya kadar. Yani bunun toplantılarla bağlantısı ne? Hani iş görüşmelerinde falan bağlantısı ne diye düşünüyorsunuz. Mesela buradan bir tabloya bakıyorsunuz arkadaşlar. Karşınızda da birisi oturuyor. Tabloyu ona göstereceksiniz. Şöyle tamamen eğiyorsunuz. Karşınızda masadaki diğer insanlar da bunu rahatlıkla görebiliyor. Hatta üzerine bir kısa yol tuşu var. Buna bastığınız zaman direkt ekranı karşı tarafa doğru çevirebiliyor. Hızlı bir tuş atamışlar bunu. Bu özelliğin adını da Flip and Share olarak adlandırmışlar. Birazcık da klavyeden ve touch barımızdan bahsetmek istiyorum. Klavyemizde numerik tuşlar olmadığını söyleyelim. Klavyenin tepkileri oldukça güzel ve yumuşak arkadaşlar. Gayet bastığınız zaman hissiyatı algılayabiliyorsunuz. Yani sürekli gündelik hayatınızda yazı yazmakla vesaire uğraşıyorsanız klavyenin sizi rahat ettireceğini söyleyebilirim. Arkadan bir aydınlatması var. Oyuncu bilgisayarlarından ayrılan noktalardan bir tanesi aslında bu. RGB bir aydınlatması yok arkadaşlar. Düz beyaz bir aydınlatmayla geliyor. Seviyesini ayarlayabiliyorsunuz. İsterseniz tamamen kapatabiliyorsunuz. Yani bir toplantı salonunda vesaire ışıklı bir klavye yerine böyle düz beyaz rengi olan bir klavye tercih edilmesi bence uygun olur. Touchpad'imiz standart bir dizüstü touchpad arkadaşlar. Kenarlarında şöyle altın rengi gibi detaylar var. Bu detayları aynı zamanda dizüstü bilgisayarın hem menteşelerinde hem de arka taraftaki MSI logosunda görüyoruz. Yani sadeliğe oldukça önem vermişler. Yani bilgisayara arkadan baktığınızda da bir oyuncu bilgisayarı gibi durmuyor aslında. Tabii ki de iş yerimizde kullanacağız vesaire diyoruz. Güvenlik de önemli. Bilgisayarı başlatmak isterseniz direkt burada bir tane parmak izi okuyucusu var arkadaşlar. Ona basarak parmağınızı tanımlıyorsunuz ve daha sonra sizin dışınızda bilgisayarı kimse kullanamıyor. Bilgisayar Duet Display'i de destekliyor. Yani şöyle düşünün arkadaşlar, dışarıdasınız, çalışıyorsunuz. İkinci bir monitöre ihtiyacınız var. Yanınızda da tabletiniz var. Tabletinizi direkt yansıtıp ekran olarak kullanabiliyorsunuz ve çift monitörün nimetlerinden faydalanabiliyorsunuz. Yine MSI Center üzerinden bilgisayarda hazır kurulu olarak geliyor. Birçok ayara ulaşabiliyorsunuz. Mesela yüksek performans, süper bateri gibi çeşitli senaryolar arasında atlayabiliyoruz kolayca. Diyelim ki sizin bataryaya çok ihtiyacınız var. Şarjım uzun gitsin diyorsunuz. Orada süper bateriyi seçip işinize devam edebiliyorsunuz. Ya da yüksek performans gerektiren bir işlem yapıyorsunuz. O zaman da yüksek performansa geçiyorsunuz. Yine MSI Center'dan halledebildiğimiz bölümlerden bir tanesi de yapay zeka algoritmasıyla birlikte hazırlanan gürültü engelleme özelliği. Bir toplantıdasınız diyelim, ortamda da hafif gürültü var. Bu özelliği aktif ettiğiniz zaman etraftaki gürültüyü kesiyor ve konuşmaya odaklanıyor. MSI bu bilgisayar için asgari düzeyde dayanıklılık testlerinden başarıyla geçtiğini söylüyor. Tabii ki tutup kendisine bir sağlamlık testi yapmayacağım burada arkadaşlar, ancak alüminyum gövdesinin oldukça güven verdiğini söyleyebilirim. E15'i test ettiğim süre boyunca gerek ekranda olsun, böyle bazı bilgisayarlar var biliyorsunuz, çatır çutur sağa sola oynuyor. Öyle bir şey denk gelmedim. Safa sağlam gayet duruyor arkadaşlar. Hatta bu sağlamlığına rağmen oldukça hafif bir dizüstü bilgisayar bizleri bekliyor. 1.7 kilogramlık bir ağırlığımız, 16.9 milimetrelik de bir inceliğimiz var. Yani taşınabilirliğinden de ödün vermiyor burada. Normalde biliyorsunuz arkadaşlar MSI oyuncu ürünleriyle birlikte görmeye alıştık. Ancak Summit E15'te hem oyunculara göz kırpıyor bu bilgisayar, hem de iş dünyasına göz kırpıyor. Yani mesela işte zaten video boyunca bahsettiğim bir toplantı salonuna girdiğiniz zaman bu bir oyuncu bilgisayarı gibi durmuyor. Ortamda sırıtmayacak. Ancak akşam evinize geldiğiniz zaman oyun oynamaya da devam edebiliyorsunuz. Yüksek performans isteyen işte mesela tasarımla ilgili bir şey yapıyorsunuzdur. Veri işlemesi için analiz programları falan filan kullanıyorsunuz arkadaşlar. Bu tarz yüksek verim isteyen işlerde aslında yanınızda taşıdığınız bir ofis gibi düşünebilirsiniz kendinizi. 11. nesil Intel i7 işlemciyle birlikte gelen Summit E15 ekran kart tarafında Nvidia GeForce 1650 Ti'den gücünü alıyor. 16 GB'lık DDR4 RAM'imiz var içinde, aynı zamanda 1 TB'lık bir SSD mevcut. 4. nesil PCI Express bir SSD'miz var içinde, bir önceki nesle göre de yaklaşık 2 kat hızlı olduğunu söyleyebiliriz. Yani bu sayede 8 GB'a yaklaşan transfer hızlarına ulaşabiliyoruz. Normalde zaten iş bilgisayarı diye
anlattık tabii ki de, ama bu donanımla birlikte de oyun bilgisayarlarından da geri kalır bir yanı olmadığını görüyorum. Yani hem iş hem de böyle oyun oynuyorsanız, ikisini bir arada götürmek istiyorsanız gayet uygun olduğunu söyleyebilirim. Summit A15'in bağlantı konusunda en çok öne çıkan noktası üzerinde USB Type-C formunda USB 4.0 teknolojisine sahip iki tane Thunderbolt 4 portu olması. Bu ne demek? Saniyede 40 GB'a kadar veri transferi yapabilmeniz anlamına geliyor. Tabii bunun şöyle bir avantajı da var arkadaşlar. Bu port ile birlikte HDMI'niz zaten bir tane aşağıda var. 3 tane monitörü birden bağlayabiliyorsunuz. Yani bir tane dizüstünüzün bilgisayarı oluyor, bir tane HDMI'den, bir tane de bu porttan bağlıyorsunuz ve üçlü monitör formatında çalışabiliyorsunuz. Ayrıca yine saniyede 30 MB'a kadar veri aktarabileceğiniz bir micro SD kart yuvası da mevcut. Zaten bahsetmiştim, Type-C'lerin yanında bir tane HDMI'miz var. Onun da hemen altında bir tane combo jack mevcut. Micro SD kart dedik, onların hemen üstünde iki tane USB 3.2 ikinci jenerasyon USB girişlerimiz var arkadaşlar. Yani bağlantı açısından gerekli her türlü hızı size sunuyor, orada bir sıkıntımız yok. Şimdi her şeyden bahsettik. Tabii ki de videomuzda olmazsa olmaz. Gelin kendisiyle birkaç tane oyun oynayalım. Bakalım oyun performansında neler sunacak bize. Oyunlarımıza da baktık. Artık yavaş yavaş incelememizin sonuna gelebiliriz. Bu videomuzda sizlerle birlikte MSI Summit E15'e yakından baktık. Ürünle ilgili daha detaylı bilgi istiyorsanız hemen açıklama kısmına bir bağlantı ekledik arkadaşlar. Oradan gidip detaylı bir şekilde görebilirsiniz. Summit E15'i özetlemek gerekirse aslında şöyle özetleyebiliriz. Ben sabahları bunu alacağım, işime, okuluma vesaire götüreceğim, toplantılarda kullanacağım, işlerimde kullanacağım diyorsunuz. Hem de akşam eve gelince oyunlarımı oynayayım, bir sıkıntı çekmeyeyim diyorsanız aslında rahatlıkla bakabileceğiniz bir dizüstü bilgisayar olur. Zaten ağırlık, kalınlık vesaire konusunda da size herhangi bir sorun çıkartmayacağını söyleyebilirim arkadaşlar. Böylece de videomuzun sonuna gelmiş olduk. Kafanıza takılan herhangi bir soru işareti varsa hemen aşağıdan yorumlar bölümünden bizlere ulaştırabilirsiniz diyelim. Ayrıca videomuzda şurada bir beğen butonu var, ona basarak beğenebilirsiniz. Başka bir web tekno videosunda görüşmek üzere, hoşça kalın. Ekranda duran bağlantılara tıklayarak bambaşka web tekno içeriklerine ulaşabilir. Ayrıca hemen ortadaki bağlantıya tıklayarak da kanalımıza abone olabilirsiniz.